Merhaba sevgili seyirciler. İstanbul'da Şile Belediyesi'ni ziyaret ediyoruz. Daha doğrusu Şile'de El Sanatları Merkezi'ni ziyaret ediyoruz. Burada Şile Bezi'nin üretim alanındayız. Sağ tarafımda zaten tanıdığınız tasarımcı Tuğba Ergin benimle birlikte. Sol tarafımda da Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu bizleri Şile'de misafir ediyor. Hoş geldiniz ikiniz de. Şile Bezi'nin tasarımcı Tuğba Ergin'le bir öyküsü oluştu. Yeni ilkbahar yaz koleksiyonunda. Tuğba Hanım onu Yere Batan Sarnıcı'nda muhteşem bir defileyle koleksiyonda kullandı. Sizden öncelikle Şile Bezi'nin kısa bir tarihini ve üretim sürecini dinleyebilir miyiz? Şile Bezi aslında Şile markasıyla beraber yüzyıllardır Şile insanının yaşam kültürüne sirayet etmiş. Giyinme, ev tekstili, aynı zamanda ticaretine sermaye olmuş. Müteselsilen, atadan, dededen gelen, sirayet eden usta-çırak ilişkisiyle bugünlere ulaşmış. Daha önce keten, sonra pamuk ipliğiyle buluşarak Şile insanının ihtiyaçlarını görmüş. Bilinçli bir tüketici potansiyelinin artmasıyla beraber bir arz-talep ilişkisinde bir artış, bir üretimde talep ve tüketicide bir bilinçlenme ortaya çıktığında biz bu dönem biraz daha mutluyuz. Çünkü Şile bezi bugüne kadar yaşamış ama bugün daha ziyade üretilebilirlik standartlarında müşteriyle buluşmaya başlamış. Şile bezi Şileliler için duygusal bir aidiyet. Çünkü her evin geçmişinde bu bezin üretiminden ekmek yenmiş. Kadınların ziyadesiyle emeği, göz nuru bize yansımış. Sadece bez dokumacılığı değil, motiflerinde hikayeler, anonim hikayeler var. Yani hapishane penceresi, çatlak kahvesi, gelin yanağı, işte kar tanesi, kar topu vesaire, birçok böyle anonim isimler, bir stilist gibi Şile kadını bunları motifleriyle kasnağa, beze dökmüş. Şile bezi tekrar popülaritesini kazanma yolunda. Tuğba Hanım'ın yaptığı çalışmaya dönmek istiyorum ben. Yere Batan Sarnıcı'nda inanılmaz güzel bir defile gerçekleşti. Nereden aklına geldi Şile bezini kullanmak? Aslında benim aklıma gelmesinden ziyade buradaki arkadaşların bana ulaşmasıyla bizim işbirliğimiz başladı. Şile Bezi Festivali denilen bir festival yapılıyor her sene. O festival kapsamında düzenlenen bir panelde konuşmacı olarak kendileri beni davet ettiler. Sonrasında işbirliğimiz kendiliğinden gelişti. Burayı gelip gördükten sonra, buradaki merkezde yapılan faaliyetleri öğrendikten sonra, içeriğini öğrendikten sonra, bunun sadece bir yerel değere sahip çıkmak değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk, kadının toplumdaki yerini güçlendirme vesaire gibi bir sürü gerçekten değer verdiğim öğeyi içerdiğini gördüm. Dolayısıyla çok keyifli bir işbirliği başladı. Sonucu da Yere Batan'da zannediyorum herkesin beğenisine sunuldu ve beğenildi de çok iyi olumlu şeyler aldık, geri dönüşler aldık. Sadece geri dönüş değil, aynı zamanda ciddi satışlarını gerçekleştirdik bunu benim kendi markam dahilinde. İşbirliğimiz de devam edecek. Kadınları istihdam etmekten, bunun bir elimi, göz nuru, ürün olmasından bahsettik. Özellikle bu merkezden bahsetmek istiyorum. Bu merkeze neler yapıyorsunuz? Şile Bezi El Sanatları Merkezi aslında bir kalkınma ajansı projesi olarak belediyemizce projelendirildi. Ve desteklendi bakanlık tarafından, valilik tarafından. Biz bu desteğin çok daha fevkinde bir imalatla burayı Şile kadınının özgün bir Şile markası olan Şile Bezi'ni özgün üretim tekniğiyle nasıl üreteceğinin eğitimini verdiğimiz bir merkez haline getirdik. Tabi zaman içerisinde bu biraz da eğitimin ötesine geçti. Üretim ve pazarlama süreçlerine evrildi. İşte Tuğba Hanım'la beraber çalışmaya başladık. 100 adet Şile hanımefendisi bizim bu projemizde paydaş. Yani üretim süreçlerinde paydaş. Kimi iğne oyası süreçlerini yapıyor, kimi dokumada çalışıyor, kimi farklı motifler ve işçiliklerle buluşarak bu eğitimi gerçekleştiriyoruz. Bir şey daha yaptık. Sentetik içermeyen, doğal bir üretim, denizde, Karadeniz'in, Şile'nin sularında yıkayarak, kumlarında kurutarak, ki Şile kumulları çok özgün, bize göre de öyle. Ayrıca haşıllama dediğimiz eski geleneksel metotları canlandırdık. Unlu bulamaçlı sularda kaynatarak ip mukavemetini arttırıyoruz. Ahşap tezgah üretimimiz de var. Bir özgün bir şey daha yaptık. 1940 model makineleri topladık.
Bu çok önemli. Özellikle bunu konuşmak istiyorum ben. Modern makinelerle çalışmak istemiyorsunuz. Bunun bir sebebi var. Sizden duymak istiyorum. Aslında teknik bir konu. Ama teknik olduğu kadar da biz biraz da gelenekselciliği burada bu hikayesiyle yapılan bir üretim tarzıyla buluşturmak gibi de bir avantajımız oldu. Bu makineleri arkadaşlarımız yani şöyle söyleyeyim eskici gibi, hurdacı gibi topladılar. Koleksiyoner gibi bir araya getirdiler. İnovatif bazı müdahalelerle güncelleyerek bugün sentetik katmadan ipliği kıvrak bir şekilde kişile bezinin özelliğinde bu kıvrak iplik özelliği vardır. Bu sayede yani hava hareketini o klimalandırma özelliğini sağlıyor. Ve içerisinde hiçbir zaman işte sentetik malzeme koymamamıza sebebiyet veriyor. Bu makinaları topladık. Bugün günde 300-400 metre bez dokuyabilen bir atölyemiz var el tezgahları haricinde. El tezgahlarında da arzu edersek yapıyoruz ama bu makinalarda da şu anda biz bütün müşterimize verdiğimiz ipliğimizi bu makinalarda üretiyoruz. Ama arkamızda gördüğünüz makinalarda da el tezgahı olarak talep edildiğinde dokuyoruz. Bizim arzumuz Şile bezinin yaşaması, İstanbul'un bir değeri. Her şeyden önce modernizmin ve metropolleşme kent kültürünü dejenere ederken değerleri de yok etti. Yani bugün İstanbul'un yaşayan belki de en özgün nitelikli ürünü nedir diye sorsak Şile bezi akıllarda kalan marka değeri yüksek bir ürün. Bunu yaşatmak için de ben hem Büyükşehir Belediyesi'ne de burada bir görev düşüyor ve teşekkür ediyoruz. Onlar da her türlü desteği veriyorlar. Özellikle Yerebatan konusu çok istisnai bir mekandı. Orada böyle bir tanıtımın yapılması bir fırsattır. Binlerce yıllık bir tarihi mekanda İstanbul'un bir değeri tanıtıldı. Herhangi bir ürün veya bir kreasyon defilesi değildi o. Şile bezi defilesiydi. Yine Şile kumullarında katalog çekimleri yapıyoruz. Aslında Şile ve Şile bezi turizmle beraber paydaş bir ürün. Yani biz Şile'yi tanıtırken Şile bezini tanıtıyoruz. Şile bezini tanıtırken de Şile'yi tanıtıyoruz. Sürdürülebilirlik açısından da butik bir turizm yöresi olan Şile. Yani doğasıyla, tabiatıyla özgün bir müşteri davet ediyor kendine. Artık deneyim satılan bir sektör haline geldi turizm. Yani müşteri şunu istiyor. Ben Şile'ye geldim. Şile'ye ait olan ne var? Bezi var, işte doğal ürünleri var, yemekleri var, işte tabiatı var. Katma değeri yükseltmek buradaki başarı burada biraz da. Buradan sonra sizlerle birlikte hem de bu merkezin sorumlularından Emre Bey'le birlikte bu atölyeyi gezmek istiyorum ve üretim bandını seyircilerimiz de görsün istiyorum. Akşam Pazarı Televizyonu tekstil dünyasının kalbi. Nerede ne bitiyor bizim her şeyi aktarıyor olmamız lazım seyircilere. Şimdilik sizlere teşekkür ediyorum. Emre Bey merhaba. Merhaba. Sizi dinleyelim biraz. Öncelikle hoş geldiniz merkezimize. Şile bezi ham pamuk ipliği kullanılarak dokunan bir bez. Bize böyle çileler halinde geliyor ipler. Birinci sınıf hiç katkısı olmayan ham pamuk ipi. Bu şekilde çile şeklinde. Öncelikle biz bu çileleri kazanda yine eski o yüzyıllardır olduğu gibi geleneksel şekliyle unla birlikte karıştırıyoruz, kaynatıyoruz. Bu ipe özel bir mukavemet veriyor. Geçmişte insanlar zaten unla tutkal da yapmışlar. Aynı prensipte bir iş. Daha sonrasında bunlar suyu sıkılıyor, kurutuluyor ve ondan sonra bobinlere sarılıyor. Zaten arkada da görebilirsiniz bobinleri. Bobinler, orada yaklaşık 250 tane bobinlik bir alan var. Bir şile bezinin 1 metre eninde bir şile bezinde de 1500 adet tel var. Yani 6 bağ şeklinde çözgümüzü hazırlıyoruz şu makineyle. Daha sonra çözgüyü çözgü levendine aktarıyoruz ve makinenin üzerine tahır işlemine geçiyoruz. Çözgü hazırlandıktan sonra demin de dediğim gibi yaklaşık 1500 tel var. 1 metre eninde bir şile bezinde. Burada görebilirsiniz telleri. Tahır işlemi yapılıyor. Yani şile bezi bir bez ayağı dokuma türü. İki çerçeveden oluşuyor. Çerçevelerin üzerinde gücü telleri var. O tellerden tek tek iplikler el yordamıyla geçiriliyor ve sonra taraktan geçiriliyor. Daha sonrasında dokuyoruz. Bezlerimizi dokuyoruz. Niçin böyle eski makineler kullanıyoruz? Bunlar 1930'lar. Evet, 1930'lardan 40'lardan kaldığını söylemiştik. Yine bir kere daha sizden duyalım. Bunlar 1930'ların
Alman ve İsviçre makinalarının Türk replikaları daha sonrasında üretilen. Bunları hurdalıklardan topladık. Sonrasında üzerinde çalıştık, çalışır hale getirdik. Niçin bu makinaları kullandığımız, hiç katkısı olmayan ham pamuk ipi kullandığımız için hiçbir kimyasal katkı yok bunların içinde. O yüzden bu tipte daha yavaş çalışan, daha el dokuma hareketini simüle eden makinalar kullanarak el dokuma ayarında bir bez elde ediyoruz. Tabii bir de bunun başka bir sebebi de dediğim gibi yani hızlı çalışmamasından kaynaklı. Çünkü hızlı çalışırsa eğer makinalar, ipliklerimiz hiçbir katkısız olduğu için çok hassas ve kopar. O yüzden dokuyamayız. Yani bu sıhhiyette bir bez dokuyabilmek için ilkel sistemlerle çalışmak gerekiyor. Bu da şile bezine daha mistik, daha bohem bir hava veriyor. Ben öyle hissediyorum. Yani böyle tarihin izleri. Romantik diyorum ben ona. Daha romantik bir havası var şile bezinin. Bu aşamadan sonra? Bezler dokunduktan sonra şile bezi, yine o yüzyıllardır üretim geleneği, şile bezinin, yani şile bezinin şile bezi olmasının asıl sebeplerinden biri Şile denizinde yıkanması, Şile'de, Karadeniz'de yıkanması ve Şile'nin, biz şifalı deriz, şifalı kumları üzerine serilerek kurutulması. Bu da şile bezine ayrı bir doku, bir deniz suyunun farklı bir dokusu oluyor, dokunuşu daha değişik oluyor. Ve dediğim gibi kumlar üzerinde kurutularak, dediğim gibi yani bu geçmişten günümüze gelme bir gelenek. Şile bezinin bir sürü özelliği ve çok güzel bir hikayesi var. Sizden de üretim sürecini dinledik. Çok teşekkür ederiz. Sevgili Akşam Pazarı TV izleyenleri, sizlerle birlikte Şile'deydik. Şile'de El Sanatları Merkezi'ni ziyaret ettik. Tuğba'dan Şile'nin tarihçesinden sonra, Can Bey'in belediye başkanının anlattıklarından, katkılarından sonra Tuğba'dan da son sözlerini almak istiyorum. Neler söyleyeceksin Tuğba? Zannediyorum burayı gezip görmüş insanlar olarak artık siz de benim neler hissettiğimi daha yakinen anlayabiliyorsunuz. Burada gerçekten çok değerli bir iş yapılıyor ve gerçek anlamda son kalan değerlerimizden birine sahip çıkmak bence hepimizin görevi. Yeni bir teknik geliştirdik. Bunu torsiyon, iplik torsiyonunu artırarak daha likralı, daha esnek bir hale getirdik. Dolayısıyla kullanım alanını da biraz daha genişletmiş olduk. Dolayısıyla farklı ürün gruplarında bunu görüyor olacaksınız. Senin temennin benim de temennim. İnşallah modernize edilip bu değerler, Şile bezi değeri, markası daha da yüceltilir ve önümüzdeki yıllarda sektörde yerini bulur. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.